TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, amcasının eşi Yüksel Gül'ün cenaze törenine katılmak için memleketi Kayseri'ye geldi. Merhum Yüksel Gül, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. ...11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün amcasının eşi Yüksel Gül hayatını kaybetti. Yüksel Gül için Hulusi Akar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de bulunduğu cenaze törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve merhumun yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Yüksel Gül'ün cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıolan ilçesinde 16 mahalleye hizmet verecek, 50 bin metreküp saat hizmet edecek istasyon olan Sokar Kayseri Gaz Sarıolan kapasite artış törenine katıldı. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'la iki devlet, bir millet olarak el ele olduklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, yaklaşık 70 milyon TL'lik bir yatırımın hayata geçirildiğini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu Kayseri Gaz Sarıolan ilçesine 4 bölge istasyonu ve yaklaşık 165 kilometre uzunluğunda doğalgaz hattı yatırımı yaparak 2108 haneye doğalgaz ulaştırdı. Bu kapsamda 16 mahalleye hizmet verecek, 50 bin metreküp saat hizmet edecek gaz basıncı düzenleme ve ölçüm istasyonu hayata geçirildi. Kapasite artırım töreninde konuşan Başkan Memduh Büyükkılıç, hizmetlerinde insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesini benimsediklerini vurguladı. Sokar Türkiye CEO'su Elçin İbadov ise 15 yıldır ülke ekonomisine toplam paydaşlarıyla birlikte 18,2 milyar dolar yatırım yaptıklarını, bunun daha da yüksek miktarlara ulaşması temennisinde bulunduklarını söyledi. Geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 1000 şirket açıklandı. Listede Kayseri'den Rema Metal'in de olduğu 16 firma yer aldı. Türk İhracatçılar Meclisi, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre Türkiye geçen yıl 254 milyar dolarlık mal, 90 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye toplam dış satımını 344 milyar dolara yükseltti. Açıklanan listede 16 Kayseri firması da yer aldı. Listede Rema Metal'de Kayseri firmaları arasında yaptığı ihracatla 3. sırada yer aldı. Rema Metal ihracatını %10,3 oranında artırarak bu listeye girdi. Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimici, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2022 listesinde yer alan Kayserili firmaları kutlayarak başarıların devamını diledi. Başkan Büyüksimici, şehir olarak yatırım, üretim, ihracatla büyümeyi sürdürüyoruz. Sanayicilerimiz şartlar ne olursa olsun üretime ve ihracata devam ediyor. Kayseri olarak geçtiğimiz yıl 4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. 1700 civarında ihracatçımızla dünyanın 190'dan fazla ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz. İnşallah yeni kuracağımız OSB'lerimizde yapacağımız yeni yatırımlarla bu rakamları daha çok yukarılara çekeceğimize inanıyorum şeklinde konuştu. Kayseri merkezli ABC Lojistik, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı araştırmasında Anadolu'dan listeye giren firma olarak bir ilke imza attı.
TİM tarafından hazırlanan Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı araştırmacısı yayınlandı. Araştırmada Kayseri'den 16 firma listeye girerken yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren ABC Lojistik firması da bir ilki gerçekleştirdi. ABC Lojistik Anadolu'da bu listeye giren ilk nakliyat firması olarak büyük bir başarıya imza attı. Sektöründeki gelişmeleri de yakından takip eden ABC Lojistik, yurt içi ve yurt dışı taşıma hizmetlerini artırmak üzere farklı taşıma tiplerine yönelik Volvo marka 301 çekiciyi Nevşehir'de törenle filosuna katmıştı. Şirketin hedeflerinden bahseden Bilen, 2024'ün ikinci çeyreğinde 600'e yakın çekicisi ve 1000'e yakın Dorsesi Avrupa'ya açılan büyük kapılarından yer alan bir şirket konuma geleceklerini kaydederek lojistik sektörünün hiçbir zaman durmadığını ve durmayacağını kaydetti. TİM araştırmasında Anadolu'dan ilk defa bir lojistik firmasının yer almasına çok sevindiklerini kaydeden Bilen, firmalarının teknolojiyi de takip ederek en iyi hizmeti vermek için çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi. Bilen ayrıca ekibine de teşekkür etti. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde bulunan iki şahıs gözaltına alınırken çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi. Kimci? Polisten niye kaçtın? Melikgazi ilçesi Battal Gazi Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekipleri FY yönetimindeki otomobile dur ihtarında bulundu. Motosikletli polis timleri FY'yi 15 dakika süren kovalamaca sonucu Hürriyet Mahallesi Gökalp Sokak üzerinde yakaladı. Sürücü FY ve SK gözaltına alınırken otomobilde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve kılıç ele geçirildi. Ekipler FY ve SK'yi sağlık raporunun ardından işlemleri tamamlamak üzere emniyete götürürken sürücü FY'ye çeşitli kural ihlallerinden toplamda 40.000 TL idari para cezası yazıldı. Değerli izleyenler, Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 11 adet yakalama emriyle aranan ve 20 yıl 8 ay hapis cezasında bulunan kadın yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekipleri hakkında özellikle hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kentte bulunan farklı adreslerde 9 ekiple eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 3 kadın hırsız yakayı ele verdi. Yakalanan kadınlardan HP cezaevine, diğer kadınlar da adliyeye sevk edildi. Değerli izleyenler, yaramaz bir kedi ekranlara taşıyacağız şimdi. Kayseri'de müstakil evin havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros mahallesinde müstakil bir evin havalandırma boşluğunda kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Şöyle kurtarma personeli. Eve gelen ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu ulaştıkları kediyi kurtardı. Ekipler ayrıca karnı acıkan yavru kediye mama da verdi. Ev sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Değerli izleyenler, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Tabi bayramlar öncesi vatandaşlarda birçok kesimde tatlı telaşeler de başladı, devam ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala memleketine veya tatile gitmek isteyen vatandaşlar şimdiden yola koyuldu. Kayseri şehirler arası otobüs terminallerinde de hareketlilik başladı. Terminal işletmecisi Mirza Binboğa, gelişlerde doluluk oranlarının %100'e ulaştığını söylerken, yolculuk yapacak vatandaşlara da güvenilir firma konusunda uyarıda bulundu.
Kayseri şehirler arası otobüs terminalinde bayram yoğunluğu başladı. Memleketine veya tatile gitmek isteyen vatandaşlar günler öncesinden yola koyuldu. Kurban Bayramı öncesinde hareketliliğin noktalarından bir tanesi olan şehirler arası otobüs terminalindeyiz. Vatandaşlar memleketlerine, tatil bölgelerine gitmek için terminallere geliyorlar ve terminalde de hareketlilik söz konusu. Özellikle Kayseri'ye gelişlerde hareketlilik daha fazla. Nitekim doluluk oranı %100'e ulaştı. Bayram arifesinde yoğunluk daha da artacak. Firmalar ek seferler düzenleyecek. 3 ayda çok durgundu. Kurban Bayramı ile beraber yaz sezonu, okulların kapanması dolayısıyla bu bayramı da birleştirecek güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Şu anda bir sıkıntımız yok. Gidiş yolcular bize düşük ama geliş arabalarımız bir haftadan beri İstanbul'da dolu başladı. Malum batıdan genellikle Anadolu'ya gelir. Bayram sonunda ayın 30'u itibariyle burada dönüşlerimiz başlayacak. Ama ilave servislerimiz var. Bir sıkıntı yok. Ya yani bir sıkıntı yaşatacağımızı düşünmüyoruz. Vatandaşımız rahat olsun. Terminal işletmecisi Mirza Binboğa, hareketli bir dönem geçirdiklerini belirterek Kurban Bayramı'nda otobüsleri tercih edecek olan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Binboğa, güvenilir firmalarla yolculuk yapılmasını önerdi. Şu anda gelişlerimiz %100 bir haftadan beri ama gidişlerimiz %50-60 civarında devam ediyor. Ama rahat edeceğimizi düşünüyoruz. Evet, hareketlilik başladı. Evet, hareketlilik başladı. Vatandaşlarımıza ricamız her zamanki gibi bu dolmuşlara, D2'li belgeli arabalara, belgesi olmayan arabalarına sigorta falan güvenceleri olmadığı için kesinlikle buna ayrıcalık göstermesi, mevcut firmaların, kurumsal firmaların tercih etmelerini özellikle rica ediyoruz. Çünkü dışarıdan gelen arabada veya dolmuşlarda en ufak bir kazada, belada Allah esirgesin hiçbir güvenceleri yok. Veya bir valiz kaybolduğunda veya başka bir şey olduğunda muhatap bulamıyorlar. Bu yüzden merkez firmalarını ve kurumsal firmalarını tercih etsinler. Fiyatlar mesela Kayseri'den şu anda biz rekabet vardı malumuz bir yılda yakındır Kayseri'de. Şu anda normal fiyatlara girdik. Ankara 200-250 bandında, İstanbul 500-550 bandında devam ediyor. Efendim, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kayseri Bıçakçılar Çarşısı'nda da hareketli günler yaşanmaya başladı. Kurbanını kendi kesmek isteyen vatandaşların kesim işleminde kullanacağı malzemeler için 800 ila 1000 lira arasında parayı gözden çıkarması gerekiyor. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kayseri Bıçakçılar Çarşısı'ndaki hareketlilik ise her geçen gün daha da artıyor. İşini son güne bırakmak istemeyen profesyonel kasaplar ve kendi kurbanını kendi kesmek isteyen vatandaşlar bıçakçıların yolunu tuttu. Kurban kesim işleminde kullanılan setlerse büyük ilgi görüyor. Kesim sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmak istemeyenler kesme, yüzme ve parçalama işleminde kullanacağı malzemeler için 800 ila 1000 lira arasında bir parayı gözden çıkarmak zorunda. Sağlıklı bir kurban kesim için alınan bıçak satırlar önemli. Kullanılacak malzemeler önemli. Bunların güzel bir şekilde, iyi kalitede alınması hayvana eziyet vermeden kesim için elzem. Onun için iyi bir şekilde, iyi bir takım alınırsa veya tek alınırsa daha iyi olur. Hayvanlara eziyet çektirilmez efendim. Nedir efendim bizim kurban setimiz? Buyurun. Bizim kurban setimiz burada gördüğünüz bir tane satırımız var. Bir kelle kesim bıçağımız var. Bir kelle kesim bıçağının yanında bir de yüzme bıçağımız var hayvanı yüzmek için. Bu sivri olan da hayvanın etini sökmek için, kemiği etten ayırt etmek için. Bunlar kesim için gerekli olanlar. Bu da kestikten sonra takılmak için et çengeli. Bunlar da parçalandıktan sonra takılan kancalar efendim. Bıçak kullanırken ağzında herhangi bir dönüklük, bozukluk olduğu zaman masatla bileyebiliyoruz. O da masadımız. Bu da şeyimiz... kütüklük bıçaklar içerisine koyulan set içine koyacağı malzeme efendim. Ne kadar bu setin fiyatı? Bu iyi kalite setimizin fiyatı toplam 1000 TL civarında tutuyor. Bu birinci kalite. İkinci kalitesi de 800 liraya olur bunun. Bir alt kademeleri daha var ama çok alt kademeleri tavsiye etmem. Kendi kurbanını kendisi kesmek isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunan Kayseri Bıçakçılar Çarşısı esnafı Mustafa Balkaya özellikle Çin malı ürünler konusuna dikkat çekti. Çin malı olur, bunlar bundan randıman alamaz, iyi kesmez, sıkıntı yaratır efendim. Onun için iyi mal, iyi kalite, iyi bir yerden, iyi ustadan avalarını tavsiye ederiz efendim. Değerli izleyenler, Kayseri denilince akla hiç kuşkusuz pastırma ve sucuk gelir. Kurban bayramlarında da herkesin, Kayseri'deki birçok vatandaşın uğrak yeri baharatçılar olur. Sucuk ve sucuk içi yaptırmak için Kurban Bayramı'nda
sucuk yaptırmak isteyen vatandaşların baharat ihtiyacını karşılamak isteyen esnaf hazırlıklarını tamamladı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte baharat, sarımsak ve bağırsak satışlarında artış yaşanmaya başladı. Vatandaşın bu konudaki taleplerini karşılayabilmek için günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan esnaf tezgahlarında çeşit çeşit ürünlere yer veriyor. Kayseri'de kurban etinden sucuk yapım işleminin bir gelenek haline geldiğini söyleyen esnaf Ali Eldek, kaliteli bir sucuk ve sucuk içi için gereken malzemeleri tek tek açıkladı. Efendim şu anda kurbanımız Kayseri'mizin yöresel bir geleneğidir bu. Malatya'nın kayısısı, Kayseri'nin sucuğu. Sucuk malzemesine, baharatlarımızla, elemanlarımızla, malzemelerimizle, her türüyle hazırız. Etimiz mutlaka orta yağlı olacak efendim. Et, sucuğun özelliği kendi yağında pişme özelliğine sahip olacak. Ekmeğe bandığında kan gibi şöyle kendini gösterecek efendim. Evet efendim. Evet, yaşadınız şu anda. Peki yani, sucuk içi için neler gerekli? Efendim 10 kiloluk malzememizi, yine klasikleşmiş olan 10 kiloluk malzememizi anlatayım. 10 kilo orta acılı malzememizin şöyle açıklayabilirim. 500 gram tatlı biber, 200 gram acı biber, 100 gram kimyon, 100 gram karışık baharat, 180 gram tuz, 1 kilo sarımsak, 20 metre bağırsak efendim. Bunun yapılışı da baharatlarımızı önce kuru kuru harman ediyoruz. Orta yağlı etimizin üstüne döküyoruz. 1 kilo sarımsağımızı çekiyoruz. Yoğurduktan sonra bağırsağımızı çeşme suyunda 10 dakika bekletiyoruz. Dolduruyoruz. 10 kilogramlık bir sucuk içi için gerekli malzemeleri anlatan Eldek, satışların bayram yaklaştıkça daha da arttığını söyledi. Şu anda hareketliliğimiz başladı. Bayram sonuna kadar da devam edeceğini bekliyoruz canı gönülden. Bu sene de biraz havaların ılıman gitmesinden dolayı da hareketli ve canlı olacağına inanıyoruz efendim. Evet efendim. Yani şimdiden satışlarda hareketlilik var. Çok şükür. Herhangi bir şikayetimiz yok. Kalite her zaman önde olduğu için, kendimizi de efendim kaliteye adadığımız için müşterilerimiz de canı gönülden gelerek iş gücü huzurla alışverişlerini yapıyorlar efendim. Koca Sinan Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında bulunan 16 adet villa arsası ve 5 adet konut arsası %25 peşin ve 12 ay taksit seçeneği imkanıyla satışa sunuldu. Koca Sinan Belediyesi ihalelerde toplam 70 milyon 450 bin Türk lirası gelir elde etti. Koca Sinan Belediyesi 21 adet taşınmazı ihale yoluyla sattı. Açık ve kapalı teklif usulü ihale ile satışa sunulan taşınmazlardan Erkilet General Emir, Ertuğrul Gazi, Erkilet Zade, Beyazşehir ve Şeker Mahallesi'nde bulunan villa ve konut arsalarından 15 tanesi alıcı buldu. Erkilet General Emir, Ertuğrul Gazi, Saraybosna, Osman Gazi Mahallesi'nde bulunan 3'er adet villa ve konut arsası ise 2 hafta süreyle pazarlığa bırakıldı. Satıyorum. 2 milyon 600 bin. Yapılan yatırımlarla Koca Sinan'ın cazibesini, imajını ve prestijini artırmaya yönelik birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını vurgulayarak, bölgemizin ve şehrimizin kalkınması, Koca Sinan'ımızın daha da güzelleşmesi için gayret gösteriyoruz. İhalelerden elde ettiğimiz gelir, Koca Sinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Koca Sinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum şeklinde konuştu. Koca Sinan Belediyesi ihalelerde toplam 70 milyon 450 bin Türk lirası gelir elde etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen denetimlerin sonucunda kalite yönetim sistemi belgesi almaya hak kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Türk Standartları Enstitüsü tarafından 15-17 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen dış tetkik sürecini başarıyla tamamladı. Kalite yönetim sürecini her aşamada başarıyla geçerek kalite yönetim sistemi belgesi almaya hak kazanan KASKİ'de Genel Müdür Doçent Doktor Özgür Özdemir, Türk Standartları Enstitüsü Kayseri Bölge Koordinatörü Ahmedi Mahmut Ulaş, Daire Başkanı ve kalite yönetim personellerinin katılımıyla belge takdimi gerçekleştirildi. KASKİ Genel Müdürü Doçent Doktor Özgür Özdemir, uzun bir sürecin ardından böylesine önemli bir belgeyi almaya hak kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Türk Standartları Enstitüsü Kayseri Bölge Koordinatörü Ahmedi Mahmutulay ise KASKE'nin bu anlamda ilerleyen süreçte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını kaydetti. Melikgazi Belediyesi Milli Değerlerimiz Çanakkale adlı konferansında çekilişte katılmaya hak kazanan gençleri milli ve tarih şuurunu geliştirmek amacıyla İstanbul ve Çanakkale kültür gezisine gönderdi. Melikgazi Belediyesi kültür turlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçe belediyesi Milli Değerlerimiz Çanakkale adlı konferansında çekilişte katılmaya hak kazanan gençleri milli tarih ve şuurunu geliştirmek amacıyla İstanbul ve Çanakkale kültür gezisine gönderdi. Gençleri belediye önünden hareket eden otobüste Çanakkale'ye uğurlayan Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Yakup Yüksel emeği geçenlere teşekkür etti. Bizler Melikgazi Belediyesi olarak öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli manevi değerlere sahip olmalarını, güzel bir tarih bilinci edinmelerini çok önemsiyoruz. Bu vesileyle öğrencilerimizi şimdi İstanbul'da Çanakkale'ye uğurluyoruz. İnşallah iki gün boyunca orada gezecekler, ziyaretlerde bulunacaklar. Sağ salim çıkıp gelecekler inşallah. Ben bu vesileyle öncelikle bize bu imkanı sağlayan, öğrencilerimize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız, Melikgazi Belediye Başkanımız Doktor Mustafa Palancıoğlu Bey'e, Yeşilay Kayseri Başkanımız Mehmet Çiftçi Bey'e, gezi boyunca öğrencilerimize rehberlik edecek öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci hocamıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ise Melikgazi Belediyesi'ne işbirliği için teşekkür etti. Melikgazi Belediye'mizle işbirliği çerçevesinde yapmış olduğumuz Milli Değerlerimiz Çanakkale adlı konferansımızın neticesinde çekilişle belirlediğimiz Yeşilaycı gençlerimizi Melikgazi Belediye'mizin planladığı Çanakkale gezisine dahil ettik. Bizi çok memnun eden, mutlu eden bir işbirliğiydi. Ben de bu işbirliğinden dolayı Melikgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yolculuklar diliyorum ben. Allah'a emanet olun, selametle gidin gelin inşallah. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le birlikte bu yıl 9.sü düzenlenen 13 Usta Hattat'ın klasik tarzın dışında kendi sanat anlayışlarıyla yorumlayarak yazdığı ve bu yılki teması kelime-i tevhid olan Hat Eserleri sergisinin açılışına katıldı. Albayrak grubunun 9 yıldır devam ettirdiği Hüsnü Hat tablolarından hazırlanan Kelime-i Tevhid temalı Hat Eserleri sergisi sanatseverlerle buluştu. Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde gerçekleşen serginin açılış törenine Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer davetliler katıldı. Sergi açılışında konuşan Başkan Memduh Büyükkılıç, böyle anlamlı bir çalışma yapılmasının önemine değindi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Samimi olarak söylüyorum, talebelik yıllarımızdan beri, üniversitelerimizde olsun, efendim milletvekilliği dönemimizde olsun, özellikle 28 Şubat sürecinde dimdik duran bir anlayışın sahibi, öyle bir kuruluşa ev sahipliği yapmak, onun eserlerini burada sergilemek bizler için de onur. Ben bu anlayış içerisinde tekrar hoş geldiniz diyor, şeref verdiniz diyor ve tabii ki kardeşlerine de her zaman başımızın tacısınız diyoruz, saygılar sunuyorum. Kayseri'de hayırsever şehri olan, gerçekten Kelime-i Tevhid'in ruhuna uygun yaşayan bu güzel insanları böyle anlamlı bir çalışmada ziyarete davet ediyor, saygılar sunuyorum. Vali Çiçek ise Kayseri'nin kültürel ve sanatsal zenginlikleriyle gurur duyduklarını söyledi. Ben de bizim kültür sanat şehri diye adlandırdığımız ve kültürel sanatsal zenginliğiyle sürekli gurur duyduğumuz Kayseri'de yaşama gayemiz olan bir cümlenin en güzel yazılışlarıyla, hat sanatıyla Albayrak grubu tarafından burada sergilenmesinden dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü de kadim bir mekanda hat sergisinin açılışını yaptıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Günün anısına da Kayseri Protokolü'ne tablo hediye edildi. Değerli izleyenler, ağrıların, sancıların ve halsizlik gibi şikayetlerin son bulması için uygulanan hacamat tedavisi son dönemde oldukça ilgi görüyor. Ancak doğru yerde doğru hacamat yaptırmak büyük önem taşıyor. Doktor Sezai Fındıklar
hacamat tedavisini anlattı, yapılması gerekenleri tek tek sıraladı. Modern tıbba alternatif olarak geliştirilen hacamat, Sağlık Bakanlığı kontrolünde yetki verilen kişiler tarafından yapılıyor. Vücuttaki kanın içinde bulunan zararlı atıklar enerjiyi, bağışıklığı ve sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Hacamat yöntemi vücuttaki zararlı kanı atarak bu sorunları engelliyor. Neredeyse 5000 yıllık bir geçmişi olan hacamat tedavisi şu anda alternatif tıpta da yoğun bir şekilde kullanılıyor. Özellikle sağlıklı bir vücut için ve güzel bir cilt için de oldukça öneriliyor. Özellikle şu alan, kahil denilen bir nokta var. Burada ağır metal birikir. Onun alınması. Lenf sistemine yönelik bir çalışma yaparız. Lenf sistemi çalışacağı için de buradaki toksik maddelerin alınmasını kapsar. Yani normal kanda dolaşanlarda mesela kurşun ölçümü yapıldığı zaman 1 çıkıyorsa, şu bölümle ilgili yapılan da 25-30 katı fazla çıkıyor. Yani vücudun çöpünü temizleme gibi bir yöntem diyebiliriz aslında. Ancak hacamat yaptırmadan önce ve yaptırdıktan sonra bazı şeylere dikkat edilmesi gerekli. Doktor Sezai Fındıklar hacamatla ilgili detaylı bilgiler verdi. Vücuttaki toksinleri atmak için çok kıymetlidir. Onun dışında bel fıtığında, boyun fıtığında, bu sırt ağrılarında çok etkili bir yöntemdir. Kişi anında yatıp kalkması arasında bile %60-%70 ağrılarında azalma olur. Evet. Ama burada ben tekrar daha önceki programda da bahsetmiştim. Bunun bu tarz kliniklerde steril ortamda yapılması lazım. Bu kanın çöpe değil tıbbi yatağa verilmesi lazım. İşte çünkü hepatit, AIDS olabilir. Bunların hani herhangi bir çöpe atılacak bir kan da değil. Bunu herkes yapamaz zaten. Kanun da 4 yıl önce kanun çıktı. Bu GETAT dediğimiz geleneksel tamamlayıcı tıp işlemlerini yapabilmek için tıp hekimi olmak gerekiyor. Bunun dışında yapanlara 3,5 yıl gibi ciddi bir hapis cezası var. Hani bu herhangi birinin yapabileceği bir işlem değil. Yani bu konuda eğitim almak tabii ki gitmesin. Hani burada bizim o konuda yapmak istediğimiz şey halkı bilinçlendirmek. Onlara merdiven altı diyoruz, kaçak yapılan yerler. Sağlıklarıyla oynatmasınlar. Bizim tarzımızda hastane veya klinik ortamında bunları yaptırsınlar. Özellikle sırt ağrısı olan kişilere, boyun ağrısı, bel fıtığı olanlara öneririm. Onun dışında kendini yorgun hissedenlere öneririm. Bağışıklığı sık hasta olanlara öneririm. Hani sürekli yorgun kalkıyorum diyenlerde çok etkisi var. Kayseri'de Koca Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bilişim alanında yaptıkları robotik projelerin parçalarını öğretmenleriyle birlikte tasarlayarak 3D yazıcıyla kendileri üretiyor. Koca Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bilişim alanında yaptıkları robotik projelerin parçalarını 3D yazıcıyla kendileri üretiyor. Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Kenan Genç, hazır alınan parçaların projelerine uymadığına, değiştirme imkanlarının olmadığını fakat kendi parçalarını istedikleri şekilde ürettiklerini söyledi. Kenan Genç, öğrencilerin de bilişim alanındaki etkinliklere mutlaka katılması gerektiğini ve kendileri için çok önemli olduğunu da belirtti. Buraya iki projeyle katıldık. Birisi tasarla çalıştır. Öğrenciler kendi bizim orada verdiğimiz projeyi anlık doğaçlama olarak tasarlayacaklar ve kodlayacaklar. Bir tane daha var, labirent çözen. Geçen senede denge robotuyla katılmıştık tasarla çalıştıra. Bunu daha önce çalışırken de parçalarını 3 boyutlu yazıcıyla kendimiz ürettik. Bu bizim için önemli çünkü hazır aldığımızda parçalar bazen işte bizim istediğimiz gibi olmuyor veya bir yerlerde değişiklik yapmak istiyoruz, onu beceremiyorduk, yapamıyorduk. Ama 3 boyutlu yazıyla kendimiz istediğimiz gibi tasarlayabiliyoruz. Vidalarımızı bile, şu aparatlarımızı, vida taktığımız aparatları bile kendimiz ürettik. Bunları almak hem maliyetli hem de bazen bulamıyoruz, istediğimiz ölçüde bulamıyoruz. Bütün ölçüleri kendimiz ayarlayıp, tasarlayıp bilgisayarda çıktı alabiliyorduk bununla. Böyle yaptık, burada görüyorsunuz zaten. Motor tutma aparatlarından tutun, işte bu Arduino'yu yerleştirdiği aparata kadar hepsini kendi tasarlayıp kendimiz 3 boyutlu yazıcıya çıkarabiliyoruz. Bu bizim için avantaj. Sağ olsun okul müdürümüz 3 boyutlu yazıcı bize temin etti. Bununla ilgili de iyi çalışmalar yapıyoruz. Değerli izleyenler, spordaki gelişmelere bakacağız şimdi. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Süper Lig'i 9. sırada tamamlamalarıyla ilgili olarak konuştu. Çamlı, Kayseri Spor küme düşer demekle düşmez. Azim, gayret, her şey para demek değil. Hep birlikte el ele verdik dedi. Başta Sayın Bakanım,
Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı, Süper Lig 2022-2023 sezonunu 47 puanla 9. sırada tamamlayan takımının performansını değerlendirdi. Başkan Çamlı, transfer yasağı bulunan Kayseri Spor'un küme düşebilecek takımlar arasında gösterilmesine rağmen 9. sırada yer almasını değerlendirdi. Çamlı, hep birlikte el ele vererek büyüklerimizin bize göstermiş olduğu çizgide yolda bu kulübü düzgün bir şekilde yönetmeye gayret gösterdik şeklinde konuştu. Sayın Bakan Mehmet Üsaseki ağabeyim her gün aradı. Memduh Başkan'la dakikaya bir görüşüyoruz. Sayın Valimizi artık bıktıracak derecede her dakika Sayın Valim şu, Sayın Valim bu. Hep böyle, böyle, böyle diğer belediye başkanlarımıza, en son Hulusi Paşa'mıza, Kayseri Spor'u, herkesin bir hesabı var, Allah'ın da bir hesabı var. Düşecek demekle Kayseri Spor düşmez. Azim, gayret, her şey para demek değil. Burada bu işe inanan bir teknik direktör ve etrafında ona yardımcı olan 10 tane aslan parçası, bir sportif direktör ve birbirinden değerli bir yönetim kurulu üyesi var. Ve bunlar hep birlikte el ele verdik. Büyüklerimizin bize göstermiş olduğu çizgide, yolda bu kulübü düzgün bir şekilde yönetmeye gayret ettik. Rabbim de yardım etti. Ligde en ufak bir sıkıntı olmadan, ha bu arada şunu da söyleyeyim, yani puanımızın zengin olduğunu kamuoyu bilmesi açısından 3 puanımızın da silinmesine rağmen ligi kaçıncı sırada tamamladık? 9. sırada. Yani demek ki biz biraz daha bizim böyle paramız pulumuz bir şey böyle olsa herhalde biz başka yerde de tamamlarmışız. Ama buna da şükür, mütevazı olmak lazım. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri ve gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.